Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım bugün yine karşınızda çok önemli bir videoyla bulunuyoruz ki neden diyeceksiniz? Yaşadığımız küresel sağlık sorunlarından sonra Türkiye'nin ekonomisine ve siyasetine baktığımızda Gerçekten çok büyük değişimler yaşanıyor ve yaşanacak. Şimdi ekonomideki değişimler elbette ki bugüne kadar anlattığımız ya da dışarıda duyduğunuz işte e, sağlık sorunları ekonomiyi çok derinden etkiledi, ekonomiler daraldı falan filan değil. Bunun da ötesinde bir takım rakamlar var ki buna yarın değineceğim yarınki videoda. Ama esas bugünkü videoda işte bu sağlık sorunlarının e, bir dönüm noktası teşkil ettiği günlerde seçmenlerin özellikle iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yönelik bakış açılarının 180 derece değiştiğini görüyoruz. Şimdi bunu detaylandıracağız ilerleyen dakikalarda. Dediğimiz gibi ekonomide tabii bir takım ölçümler yapabiliyorsunuz. Yani verilere bakıp diyorsunuz ki durum böyle gidiyor. E, siyasette bu ölçüm en sağlıklı nerede yapılıyor? Seçim sandıklarında yapılıyor. Seçim sandıkları henüz önümüze gelmedi ama bizim burada insanlarla ee, özellikle Ak Parti'nin çekirdeğinde yer almış çeşitli meslek gruplarına sahip insanlarla yaptığımız istişareler ve en önemlisi bu iktisadi verileri bu istişarelerin üstüne eklediğimiz zaman e, bize e, videoda ilerleyen dakikalarda arz edeceğim sonuçlara e, ulaştırıyor. Şimdi e, diyoruz ki burada önemli olan nokta şu aslında. E, yani bir iktisatçı olarak da esas ben e, bu videoyu yaparken şunu merak ettim. Koyu bir Ak Partili, yani dini inançlarındaki kırmızı çizgileri oldukça belirgin ve kalın insanlar, mütedeyyin insanlar. Bunların son olaylara hem siyasette hem iktisatta yaşanılan olaylara, ülke gündemine, ülkenin gündeminde konuşulanlara bakış açısı nedir? İşte bu benim için önemli bir noktaydı ve bunu istişarelerle bir şekilde almaya çalıştım. Şimdi bu amaçla da özellikle geçmişte ölene kadar reis diyen ya da her türlü AK Parti'nin yanındayız diyen insanlarla bir şekilde sohbet imkanı buldum ki konuşmalarından çok önemli mesajları yakaladım arkadaşlar. Bakın bizim yaptığımız bu kanaldaki tespitler geçmişte kendisini göstermiştir. %100 yüz isabetli çıkmıştır ve yine iddia ediyorum. Bakın seçim sandıkları geldiğinde de yine bu videoyu bir şekilde Twitter'dan, Facebook'tan hatırlatacağım sizlere çünkü oraya doğru bir akış var. Şimdi konuştuğum istişare ettiğim insanlarda şöyle bir durum var bir kere son derece rahatsızlar Yani bu rahatsızlığın sebebi de ekonomi falan da değil arkadaşlar bunun altını çizeyim direkt ekonomiden de rahatsız değiller ee, ve e, gayet samimi bir şekilde anlattılar sorular sordum ve cevaplar verdiler şimdi e, AK Parti'nin halk desteğini yitirdiğini ve a e, AK Parti'ye destek verenlerin ki bakın arkadaşlar burası önemli gerçekten hani burası çok önemli diyorum. AK Parti'ye destek verenlerin eskiden işte hangi gruplarda orta gelir, alt gelirler, üst orta gelirler, esnaflar ve kobi sahipleri gibi geniş bir halk kitlesiydi AK Parti'ye destek verenler. Ama şu an bu tespiti özellikle AK Partili yöneticiler yazsınlar bir kenara. Şu an AK Parti'ye destek verenler kamuoyunda bizim gördüğümüz, karşımıza çıkanlar bu kesimler değil arkadaşlar. Bakın buralardan gelen o gönüllü desteğin son derece düştüğünü görüyoruz. Esas AK Parti için şu an o desteği veren ya da savaşır gözüken kesimler kimler arkadaşlar? Bunlar bankamatikçi tipler, yandaşlar yani paralı yazarlar, havuz medyadaki şahıslar, TV programcıları, sosyal medyada bu iş için AK Parti tarafından organize edilmiş ekipler ve onların üyeleri ki bunlara troll deniliyor arkadaşlar ve AK Parti'nin bizatihi teşkilat üyeleri ve AK Parti ile bir rant ilişkisi içine girmiş kurumlar, kuruluşlar şeklinde. Buradaki ayrıntı şu, şimdi diyeceksiniz ki birçok noktayı saydın ama saydığım bu noktalar arkadaşlar geniş halk kitlelerini yani o 2007, 11, 13'teki gibi AK Parti'nin arkasında duran geniş halk kitleleri demek değil. Bunlar birazcık daha profesyonel kesim, birazcık daha e, olaya duygusal olarak bakan e, kesimler diye düşünüyorum. E, tabii ki geçmişte neydi? ana destekçi grup omurga halk kitleleriydi. Zaten bu videoda neden bu desteğin yitirildiğini işte anlatmaya çalışacağım. Şimdi an itibariyle ben şunu çok net söyleyeceğim. AK Parti değerli arkadaşlarım yani böyle kaplan postunda bir güçtür. Ama dokunduğunuz zaman o kaplanın haşmetini, gücünü yansıtacak seviyeden uzağa düşmüştür. Peki neden? Hangi gerekçelerle? Bakın gelelim esas merak ettiğiniz kısma. Birincisi, insanlar arkadaşlar ekonomi nedeniyle özellikle 2017'den beri yoğun bir şekilde eziliyorlar ve bu ezilme AK Parti çekirdek oy oranı haricinde, çekirdeği kastetmiyorum arkadaşlar. Çekirdek oy oranı haricindeki dış çeperlerdeki oy oranlarının seçmenin erimesine zaten sebebiyet vermişti. Yani 2017'den 19'a iki yılda o dış şeperler eridi. Ancak işte sabah dükkanını açan, işletmesini açan, kobisini açan ya da işine giden o çekirdekte yer alan AK Partiliği bıktıran bir olay da olmaya başladı. O da şu arkadaşlar. Tamam Dış saldırı var denildi, ee, biz e, reisin yanındayız dedik, kur atakları oldu 2018'de, işte 2020'de yine oldu denildi, biz yine reisin yanında kaldık. 15 Temmuz'da bizzat sokağa döküldük diyorlar, yine reisin yanındaydık ama bütün bu sürede biz, bakın burası çok önemli, biz reisin yanında olup desteği verirken, reisin ekonomi politikasını yönetenlerden biz kalıcı çözümler bizim için göremedik diyorlar. Arkadaşlar ekonomi vurduğunda işte AKP'li, MHP'li, İYİ Partili diye ayırmıyor. O tokadı herkese çakıyor. O yüzden bir kere buradan bir dert yanıyorlar. Diğer bir nokta, hadi dedik ki kalıcı çözümler de gelmiyor ama gelmesin idare ederiz. Ama burada bir gelişme olmaya başladı son aylarda. O da şu partimizden güç alanlar bu ülkede huzuru bozmaya başladı. Ve hani bizim kutsal kitabımızda Kur'an-ı Kerim'de bile azmışların sonunu anlatan bir sürü e, hikaye vardır. Ve bunlardan ders alınması gerekir şeklinde beyanatlar oluyor. Ve çok net bir e, denilen husus şu azan bir kitle var ve bunlar toplumsal çatışmaları artıracak işlere girerek bizlerin iş yapması ya da çözülmesi gereken konuların üstünde bir gündem yaratmaya başlıyorlar. İşte bu noktada çekirdekte yer alan AKP'li arkadaşlar da bunlara kızgın durumdalar. Bir iki yapılan işler önce hoşa gidiyor ama ondan sonra özün önceliği kaybolduğu zaman Diyorlar ki yahu benim işletmemdeki kredi borcunu Atatürk'e küfreden bu adam mı kapatacak? Ya da listeler yapan bu kadın mı ee, benim soframa yemek koyacak, aşk koyacak? Benim oğlumun aylardır işi yok. e ee, Öbür tarafta hanımefendi liste yapmış. Bu mu düzeltecek işsizliği? Bu noktada işte çekirdekten bu e, itirazların yükselmesi, Gerçekten büyük kopuşların, büyük çözülmelerin habercisi. Arkadaşlar vatandaş çok net sorunların çözülmesini gündemde olacaksa ekonominin, kobinin sorunlarının, işçinin, memurun, patronun yaşadığı sorunların olmasını istiyorlar. Ve partilerinden de Buna odaklanması, odaklanmaları gerektiğini söylüyorlar. Ve e, AK Parti'yi arkasına almış olan aşırı yapay e, söylemlerle kendilerini parlatmaya çalışan insanlara da son derece karşı çıkıyorlar. Bakın çok net tespitler var. O da şu Fatih Tezcan Atatürk'ü aşağılayarak muhalefete karınızı çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız diyerek hangi sorunu çözüyor? Hangi derdimize derman oluyor? Atatürk karşıtlığı dediğim gibi başta bir sempati getiriyor ama mütedeyyin insanlar da bu marjinal tiplerin ülkeyi bir iç savaşa sokarak iktisadi koşulların daha da ağırlaşması ya da iktisadi sorunlar yerine böyle yapay problemlerin tartışılmasına son derece karşılar. Çünkü aşırı derecede sorunlar altında ezilmiş durumdalar. İkincisi işte Sevda Noyan diye birisi çıktı. Listelerimiz hazır dedi. Şimdi bu liste hazır olduğu zaman Türk ekonomisinin başı göğe meyerecek. Aynen bunu soruyorlar. Dolayısıyla bakın burada bu yapılan e, her neyse son derece ters tepmiş durumda. Bu insanlar müthiş derecede Adalet ve Kalkınma Partisi'ne zarar veriyor. Ama AKP'ye e, fayda sağlıyor olabilir. Bunu da üzerinde düşünülmesi gereken bir cümledir diye düşünüyorum. Ayrıca Önder Gökçekaya isimli şahsın iki elinde otomatik tüfeklerle poz vermesi ve insanlar şunu soruyor, bunu sadece o mütedeyyin insanlar değil biz dışarıda yatırımcılarla da sohbet etme imkanı taşıyoruz. Ve şunu diyorlar, nereye gidiyorsunuz siz? Bu ülke nereye gidiyor? Yani ekonomi bozuldukça bu bozulan ekonomide iktidarı tutmak için acaba böyle bir milis oluşumlar mı var? Bunu soruyorlar sadece olduğundan değil. Bir iç savaşa doğru mu gidiyor haliyle insanlar bakın arkadaşlar bu soruları soruyor. Bu soruların sorulduğu yerde güven azaldıkça Berat Albayrak istediği kadar uğraşsın hiçbir şeyi başaramaz arkadaşlar. O yüzden siyasette ilk önce sükunetin, barışın, güvenin tesisi ekonomi politikalarındaki başarı için bir numaralı şarttır. Bunu her videomda söylüyorum zaten. Ve vatandaş aynen şunu söylüyor. Biz AK Parti'ye, Brüksel'e, Avrupa Birliği'ne gireceğiz, zenginleşeceğiz diye oy verdik. Ama e, gittiğimiz yer şu an Fatih Tezcan'ın işaret ettiği yer midir diyorlar. İşte bu noktada buradan Ak Partili kardeşlerimizin yöneticilerin çok önemli dersler çıkarması gerekiyor. Çok net arkadaşlar çok net. 5 vakit namazındaki seçmen de sertlik, savaş, kavga, cinayet, yok etme üzerine kurulu söylemlerden son derece bıkmış durumdalar. Bu insanlar Ak Parti'ye zarar veriyor ve Ana omurgayı bugüne kadar AK Parti'ye o tarihi başarıları getiren ana omurgayı içten içe çürütüyorlar arkadaşlar. Ee, şu şekildeki mütedeyyin seçmende iş istiyor, aş istiyor, problemlerinin çözülmesini istiyor. Yardımla değil arkadaşlar, onuruyla işe girip işten elde ettiği parayla ayakta durmak istiyor. Ak Parti'nin e, şunu bilmesi gerekiyor değerli arkadaşlarım, kavgacı sert üslubu içini an itibariyle boşaltıyor, sert mesajlar oyları eskiden konsolide ediyordu ama şu an kesinlikle etmiyor. İşte gazeteciler hapse atıldı biliyorsunuz. E, sevelim sevmeyelim tutalım tutmayalım. Bazı gazetelere dava açıldı. İşte bu tehditler, iç savaş kışkırtmaları gibi birilerinin beyanları, işte bütün bunlar sadece hani o demokratik, layık kitleyi değil, artık an itibariyle dindar ve milliyetçi dediğimiz seçmeni de canını sıkmaya başladı. Çünkü özetle dedikleri hadise, Bizim çözülmemiz gereken iki ana sorunumuz var. Bir geçim meselesi, iki sağlık meselesi. Bu iki ana sorunun çözülmesi gereklidir diyorlar. Değerli arkadaşlarım elçiye zeval olmaz bizden söylemesi AK Parti bu kafayla giderse hızla baraj altına doğru gidecektir. Ama düzeltirse de umarız daha farklı sonuçlara varabilirler. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.